bulduk. Naber, nasıl gidiyor? İyi, sizi sormalı. İyi gidiyormuş YouTube'lar. Aynen, iyi gidiyor. Şimdi YouTube kanalımıza baktığımızda en çok izlenen başlığın ilişkiler olduğunu gördük. İlişkiler... Şaşırdık mı? Hayır. İlişkiler deyince direkt aklımıza sen geldin. O yüzden hemen çağırdık seni. Şimdi ilişkiler dediğimizde akla gelen ilk kavram... Kadın erkek ilişkisi, romantik ilişkiler. Her şeye baktığımızda altındaki kavram aşk. Hı hı. Üzerine kitaplar yazılmış, destanlar yazılmış, şiirler, bütün efsaneler bunun üzerine kurulmuş. Şimdi aşk kavramına baktığımda Ayn, Şın, Kaf harflerinden geliyor. Sen çok iyi bilirsin bunları. Estağfurullah. Aşaka kökünden geliyor. Sarmaşık demek. Ooh, yes, evet. Bak, sarmaşık da hani girdiği yeri kaplar ve kendinden başka hiçbir şey bırakmaz ya. Hmm. Hakikaten aşkla, o duyguyla, aşık olma haliyle ne kadar güzel örtüşüyor. Oh, şimdi, arkadaş ya da bir İngilizce'deki şu making love'ların falan geldiği hale bak ya. Ya aynen işte, öyle, aynen kültür, öyle. Ah, gözünü seveyim. Bir de bizim eskiden aşık olmak da demiyorduk, aşka düşmek diyorduk. Şimdi düşünmek gibi. Düşünmek kelimesinin kökeni düşmekten geliyor. Hmm. Neye düşmek? İçine düşmekten geliyor. Hmm. Yani içine bir bak, içine düş. Düşünmek buradan çıkıyor. Aşka düşmek de yani tam olarak işte o aşığın maşunun içine düşüp orada kaybolması hali aslında. Millet boşuna içinden çıkamıyor değil yani. Aynen yes. Öyle. O yüzden devamlı soruluyor. En çok izleniyor. Fena düşmüşüz hocam hepimiz. Aynen. O yüzden bir türlü çıkamıyoruz. Evet. Yani şimdi ben bu kavrama baktığımda o kadar gayri iradi bir durum var ki irade edemediğim bir durum var aslında aşka düşmede. Aşık olmakta iradi fiil var. Aşka düşmekte gayri iradi bir durum var. Şimdi bunu düşündüğümde bu işin nörobiyolojisini çok merak ettim ben. Yani şimdi nasıl bu kadar gayri iradi hali? Bak şimdi bir tane beyinci var, bir tane klinik psikolog var, bir tane böyle çok alanlı araştırmacı var. Biz buraya düşeriz bence. Buradan çıkması zor. Ama tabii parça parça konuşulacak bir şey. Senin bahsettiğin kısmın nörobiyolojisini araştıran da yok, bilen de yok. Bizim nörobiyolojide yani sinir biliminde bildiğimiz şey insanlar arasında nesli devam ettiren o tutkulu bağlılık halini aşk diye tanımlamışlar. İngilizcesine de love diyorlar. Onun beyindeki işte mekanizmalarını çözmek için insanlar uğraşıyor. Yakın zamanlarda senin de tez konumda geçen Richard Davidson falan gibi hani böyle biraz çizgi dışı adamlar, biraz daha yüce diyelim, biraz daha insanı aşan aşk tipleriyle, işte duygulanım tipleriyle falan uğraşmaya başlayınca 2000'lerden itibaren bir şeyler gelmeye başladı ama yani nörobilim böyle bunları çözdü mü dersen o iş yok. Ama eğer biz bugün kadın erkek arasındaki ilişkiler falan dersek masada nörobilimin onunla ilgili de söyleyeceği bir şeyler var. Ama söylediği şeylerin fukaralığı bana sorarsan, burada bana şimdi bazı bilim severler kızabilirler ama bilimin meseleye bakış tarzındaki sathiyetten de kaynaklı. Biraz yüzeysel bakıyor yani. O yüzden de pek işin içinden çıkamıyor gibiyiz. Ben burada şöyle bir şey aslında bak bu üçlü bir araya gelmişken. Belki bir arada olmamızın manası da bu. Tabii, hiçbir tabii. Branş tek başına çözemediği aynen, için aynen. Hep aynen. Beraber file evet. Dokunan adamlar gibi belki parça parça anlamaya çalışırız ve herkes kendince idrak eder. Kendi aşk kapasitesince aslında herkes idrak edebilecek. Düşünebildiğimiz kadar. Düşünebildiğimiz evet. Kadar. Düşme konusunda kendimizi güvende hissettiğimiz kadar idrakimiz evet. Olacak doğru, en sonunda. Yani çözüm vermeyeceğiz belki ama. Benim burada merak ettiğim şey zaten çözüm değil. Bu gayri iradi durum dedik ya. Yani senin kontrolünün altında olmayan bir duygudan bahsediyoruz. Yani ilişkiler dediğimizde sadece aşk değil aslında. İlişkilerin bir sürü boyutuna gireceğiz program boyunca ama şimdi ilk aşk geliyor insanın aklına. Evet. Herkesin de koştuğu, insanı cezbeden duygu bu olduğu için. O yüzden çok izleniyor o videolar zaten. Yani benim orada gayri iradi durumda ne oluyor beyinde? Yani frontal kaput mu hocam? Ne oluyor? Frontal kaput mu? Şöyle bak. Frontal kaput. Alt yazı şimdi şöyle, aşkı eğer yine dediğim gibi kadın erkek arasında soy sürdürme temelli olarak hissedilen güçlü duygulanım olarak tanımlayacak olursak ki nörobilimsel olarak üzerine eğildiğimiz bu. Bir de maternal aşk var. Mesela annenin çocuğuna hissettiği bağlılık gibi. Şimdi bu iki ayrı alan böyle çalışılıyor. İşte Samir Zeki'nin falan çok çalışmaları var bu konuda. Evet, kitabınızda da var hocamsın. Gördüğüm şey şu, yani genel olarak tabloya bakınca erkek ve dişiden oluşan eşeyli üreme sistemiyle soyunu devam ettiren tüm canlılarda erkekle dişinin bir araya gelmesi gibi son derece zor bir süreci hızlandıran, kırbaçlayan,
bütün rutinleri bozan, rahatı bozan, işte yaşama biçimini değiştiren bir duygulanım ya da işte hareket otomatizasyonunda bir değişiklik var. Şimdi bunun insandaki hali, tabii ki beyin çok gelişik olduğu için çok kompleks bir dizi halinde ortaya çıkıyor. Bir kadınla erkek ilk başta birbirleriyle bu anlamda bir yakınlık kurmaya başladıklarında, bir işte çaktığında o ateş neyse, kadında ve erkekte farklı olmak üzere bir dizi reaksiyonlar var. Şimdi erkeğinki her zaman erkeğin üreme sisteminde de olduğu gibi anlatması kolaydır. Yani daha böyle pro versiyon diyelim, ön versiyon gibi. Hızlı orada, ve sığ mı hocam? Hızlı ve sığ. Hızlı ve sığ. Ya bunun aslında biyolojik olarak çok önemli bir temeli var. Şimdi dişiler genel olarak biyolojik alemde üremeye çok fazla yatırım yapıyor. Acayip zaman ve bedensel enerji harcıyor. Ayrıca üredikten sonra sonrasında yavrusuna da hele memelilerde bu iş acayip. Yani insanda zaten zirve. Şimdi bak düşün, bizim bebekler bir de erken doğuyor. Yani prematürüz hepimiz. 9 ay yetmiyor bizim. Normalde 3 yaşında doğmamız lazım ama annenin durumu müsait değil. Erken çıkıyor. Bir de o bebeğin yani rahimden çıktıktan sonra yetiştirilmesi gibi inanılmaz ömür törpüsü bir süreç var. Şimdi bu durumda dişinin aşka girme, aşka düşme ve aşka karar verme, tekrar altın çizim biyolojik kısmını söylüyorum, durumunda çok seçici olması lazım. Çok ciddi, üstün yeteneklere sahip olması lazım. Erkekte ise bir cinsel birleşmede 250 milyon sperm var. Yani teorik olarak 200 milyon çocuk rahatlıkla yapabilir bir seferde. Hani onların, insanı hariç tutarak söylüyorum, sadece memeli canlılara bakın, çocuğun gelişiminde, doğumunda ve ilerlemesinde çok büyük katkısı da yok. Yani fazla bir zaman yatırımı da yok. İşte birkaç tane nadide tür dışında yavru bakımıyla falan da çok ilgilenmiyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Erkek şıp sevdi. Bir anda her yere işte genlerini saçabilen. Diğeri ise bir dakika, biz bu geni alıyoruz ama bu genle biz ne yapacağız? Ömür boyu belki beraber geçeceğiz dedi. İncelikle düşünmesi gereken iki farklı beyin sistemi var, karar verdi. Tabiata bakın. Hep dişiler seçici kurul ama aynı zamanda kendilerini beğendirecek bazı özellikleri de var. Erkekler ise her türlü marifeti sergileyerek öne çıkıp seçilmeye çalışan ve bunun için aklını kaybetmiş gibi tuhaf hareketler yapması gereken bir cins erkek. Mesela kuşlarda... O zaman saçmalayan bir erkek gördüğümüzde eleştirmememiz lazım. Işte. Aklını kaybetmesi aynen. Normal. Yıllardır yaratılışından ötürü. Tabii tabii. Mesela 6 yıldır anlatıyorum bunu. Yani erkek deliriyor, çok normal. Böyle olmasa zaten düşünsene ya. İki tane yabancının bir araya gelip öyle garip garip hallere falan gidip, ne kadar zor bir şey düşünsene. Hele bir dizeki düğün alışverişlerini falan düşün, aileler tanışacaklar. Yani o kadar delice bir sürece girmek için beynin hakikaten sistemin iptal olması lazım. Oluyor da. Ama hocam bir dakika, şimdi erkek orada sanki aklını kaybetmiş gibi ama kadın da aklını bir i̇şte, kenara koyuyor yani. Ona, o farkı vurgulamaya çalışıyorum. İkisi de kaybediyor ama kadının kaybetme biçimi öyle bir kontrollü ki milyonlarca yıllık bir tecrübeyle diyor ki kaybet ama o kadar da değil, az bir dur. Mesela günümüzün şartlarında, modern insan toplumunda bu hızlı tüketim, fast food ilişkilerinde bunu anlamak, gözlemlemek kolay olmayabilir. Ama aynen öyle, öyle görünmüyor. Hiç görünmez. Yani kadın erkek arasında tabii. Şu söylediğimiz fark kalmadı. Hiç fark kalmadı, sanki tam tersiymiş gibi görünüyor. Aynen aslında. Bunu zaten konuşalım bir bölüm evet. Çünkü modern davranış... Evet. Hani kadını seçici olmaya yönlendirdin. Aynen öyle. Tabii ki biyolojik davranıştan sapmanın nelere mal olduğunu da konuşmamız lazım. Bugün çok eğlenceli geliyor ama bunun uzun vadeli bedelleri ağırdır. Çünkü yani hep söyledim, yine tekrar edeyim, 3,5 milyar yıllık bir mevzuyla uğraşıyoruz. Ayıptır hani bilmeden böyle kafamıza göre gidersek sıkıntı yaşayacağız. Sözün özü, biyolojisini merak ediyorum dedin ya. O kadar hayatın temelinde yer alan bir güdüdür ki üreme güdüsü. İnsandaki aşk diye söylediğimiz o tanımın altında hızla bununla ilgili doldurulması da bu yüzdendir. Beynimizin doğumumuzdan itibaren bütün kurgulanma sistemi ve bütün davranış sistemimiz aslında işte rahmetli Freud'un da sürekli vurgulamaya çalıştığı gibi oraya dayanıyor. Yani üreme güdüleri ve bir şekilde üreme ile alakalı işlevler. Şimdi bu olunca buna dair bir sinyal geldiğinde sistem komple dağılıveriyor, çalışmasını değiştiriyor. Dediğim gibi frontal kaput. O nörobilimsel şeylerine biraz sonra gireriz. Ama önemli olan şu, tek amaç o birlikteliği sağlamak ve bir şekilde onu gerektiği kadar ve gerektiği yoğunlukta sürdürmek. Bunun için de milyonlarca yıldır yapılmış çok güzel bir ayar var aslında. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Buna ben aşkın nörobiyolojik boyutu demek istiyorum. Çünkü evet, sadece hakikaten çok her şeyi kapsayan bir kavram olduğu için. Ben şimdi insan davranışında nasıl izliyorsun bunu?
diye sormak istiyorum sana. Benim aslında en beğendiğim psikolojik aşk tariflerinden bir tanesi sizin anlattığınızdan çağrıştı. Şehvet ve şefkati aynı kişiye hissedebilmek. Oo, bak bu güzelmiş. Şimdi modernite dediniz. Biz modernitede bunu da acayip yarmış durumdayız. Yani toplum patolojik bir yere gitti ya, patolojinin de en önemli şeyi yarılma ya. Evet. Bunu sana bilahare sormak istiyorum. Bunu... Yani o şimdi rayda biraz duralım, yani hı-hı, aşk tanımıyla gidelim. O patolojiye gelmek istiyorum. Aşk senin tanımını ve senin tanımını böyle bir araya koyup bir şey söylemek gerekirse, birinin seni tamamlayacağına inanmak. Bu da aslında o kadar düşünerek mi oluyor, yoksa gördüğümüzde ya bu benim diğer yarım mı diyoruz, onu birazcık kendi içimizde belki düşünmek, tartışmak gerekiyor. Aynen bu dediğini biyolojide de sağlayan şeyler var. Yani diğer yarını bulmak için bir sürü sinyal sistemi, onu da konuşuruz. Evet, ve o kişinin diğer yarın olduğunu anlayacak bir sürü fizyolojik bulgu da var. Sizden öğrendim ben zaten bunları. O yüzden topu size atarım birazdan. Ve de ne lazım bir insanın aşık olabilmesi için? Diğer yarımızı arıyoruz ya. O yüzden kendimizi bir parça eksik hissetmemiz lazım. Eğer böyle çok bütün olduğumuza inanıyorsak, ya benim hiçbir şeye ihtiyacım yok tadındaysak, aşık olamıyoruz zaten. Çünkü diğer yarımıza ihtiyacımız yok zannediyoruz. Vay. Bir de tam tersi uç var. Kendimizi çok eksik, çok yarım, hayatımızın sadece ve sadece diğer yarımımızla tamamlanacağımıza inanıyorsak, aslında o zaman da aşık olamıyoruz. Sadece sürekli diğer yarımızı aramayla vakit geçiriyoruz. Oradan oraya, oradan oraya. Ya o olmadı, bunun busunu beğenmedim. Seviyor mu, sevmiyor mu, beni yeteri kadar sevmiyor acaba? Çünkü kendini eksik görüyorsun, değer görmüyorsun ki sevilmeye. Yani hep o eksik var ve onu hiç kimse tamamlamayacak inancı. Biraz önce inanç dedin ve zan dedin aşk için. Hı-hı. Şimdi Platon'un bir tarifi var. Aşk ölümsüz, hiç doğmayan, hiç ölmeyen, artmayan, eksilmeyen bir güzelliğe duyulan hissiyattır diyor. O zaman işte platonik aşk tanımı da oradan çıkıyor aslında. Yani sanki hiç uzaktaki bir şeye aşık oluyor musun değil, hiç bitmeyecek, hiç eksilmeyecek bir şeye, baki olan şeye duyulan his. Şimdi insan ilişkilerine baktığında sen bir şeyle kendini tamamlama güdüsüyle gittiğinde, aslında bir eksiğini tamamlama güdüsüyle gittiğinde gerçekten de bir zan olduğunu tahlil etmek çok güç değil bu tanıma bakınca. Buradan hareketle konuşacağımız şeylerden bir tanesi de bu olsun. İnsana aşık olunabilir mi aslında diye. Evet. Başka bir soru çıkıyor. Ya da aşık olduğumuz önümüze. Şey ne o insanda? Şimdi ben de ona cevap verecektim. Aslında bizim aşık olduğumuz şey o insanın içimizdeki sembolleri. Bize çağrıştırdıkları, bizim içimizde oturduğu yer. O da nereden çıkıyor biliyor musunuz? Size dönüyorum, anne bebek ilişkisinde. Elbette. İnsanın 0-3 yaş arası nasıl karakterize ise bütün aşk hayatı öyle karakterize olacaktır. Nasıl oluyor çok merak ettim şimdi. Niye sinolojiye döndün o anda? Yani orada sembollerin kodlanması ile alakalı bir durum var. Çünkü Sinan Hoca dedi ya, biz eksik doğuyoruz ve dışarıda tamamlanıyoruz. Beyin olarak, ruhsallık olarak ve herhalde ruhsallığı olan tek canlı İnsan değil mi hocam? Onu işte nasıl tanımladığına bağlı. Yani ruhsallık bilimsel bir şey olmadığı için bunu bizim alanda şöyledir ya da böyledir diyecek kimse i̇şte yok. İşte psikoloji pozitif bilim değildir diyorum ben. Psikoloji sığmaz psikoloji pozitif bilim. Ben yani 3 senede psikoloji bölümü öğretim üyesiyim. Daha tazeyim ama onu öğrendim yani. Pozitif bilime sığacak bir şey değil. Büyük bir felsefi problemle uğraşıyoruz çünkü. Ama o eksik dediğim bak şeyi çok iyi anlatıyor onu. Feral çocuklar diye bir hikaye var. Bu hayvanlar ya da işte diğer canlılar tarafından büyütülmüş, aileler tarafından erkekte yetirilmiş çocuklar. Sen onlara bakıyorsun, maymun büyütüyorsa çocuk ömrü boyunca maymun gibi, kurt büyütüyorsa ömrü boyunca kurt gibi yaşıyor. Bu ne demek? Tabula rasa, yani boş bir levha olmasa da insan bu dünyaya geldiğinde bir örnek arıyor. O örneğin üzerine davranışlarına bina ediyor. Mesela işte
en canlı, en yakın, en süt veren örnek de kim? Anne. Ya da anne yerine geçen ilk bakım veren kişi. Şimdi onunla karşılıklı ilişkisi sadece mıgı mıgı oynama ya da beslenme değil. Stereotipik olarak bütün davranışları daha henüz çözemediğimiz kompleks bir kalıp öğrenme sistemiyle öğreniyor. Yani anne mesela orada bir atıyorum bir kitaba bakarken bir tepki veriyor. Çocuk onu öğrenirken sadece o anda o şekilde verilecek bir tepki olarak değil, bir tepki tarzı olarak bütüne şamil bir kalıp olarak öğreniyor. Hı hı. Ve bunlar birike birike bir süre sonra işte anasına bak kızını al modeli gibi ya da işte üzüm üzüme baka baka kararır sözlerimizde olduğu gibi bir başka versiyonda o canlının ruhsal aygıtının bir kopyasına sahip olmuş oluyor. Şimdi bu senin dediğin sorunları ve avantajları da beraber işte ömür boyu taşınmasına sebep oluyor. O zaman Müge'nin sorusuna cevap olarak bir cümle vermek gerekirse sevmeyi ve aşık olmayı öğreniyoruz aslında. O yüzden yani bize her şeyi ailemiz öğrettiği gibi onu da ailemiz öğretiyor. Aynen öyle. Yani bunu sonradan da öğrenebiliriz o zaman. E zaten. Yani sevmeyi öğrenebiliriz. Tamam eyvallah ama aşkı çok böyle gayri iradi bir hal gibi tanımladık ya en başta. Bence kesinlikle öğrenebiliriz. Yani birazcık şans işi de bunlar. Bizim iyi nesne dediğimiz, sizi bakan, koruyan, kollayan, ihtiyaçlarınızı anlayan ve gideren bir eş nasip olursa bunu dışarıda da öğrenebiliyoruz. Ya da aslında terapi ne? Ne terapi? Yani bir teorik bütünleri, bir terapistin sana yedirmesi, giydirmesi, uygulaması değil. Ne iyileştiriyor terapide bizi? Terapistle danışanın kurduğu ilişki. Gene ilişki. Sen 0-3 yaş arası anne ilişkini orada tekrar yaşaya yaşaya iyileşiyorsun. Aynen öyle. Ve bu kodları değiştirmek çok zor olsa da bildiğim kadarıyla imkansız değil. Yani anne ya da ilk yaşam ortamından aldığın kodlar evet çok belirleyici. Hocam kodları değiştirmenin imkansız olmadığı beynin plastisitesinden dolayı bildiğimiz bir şey zaten. Hem imkansız değil hem de ömrümüzün hiçbir dönemi bunun için geç değil. Yani merak edilen bir şey. Yarın öleceğini bilse bugün bile daha aşık bir insan olmak için ki aşık olmanın aslında olayı ne? Bizi büyütüyor. Bizi insan yapıyor. Daha insan olabilmek için yapacağı bir şey vardır. Ben şöyle somutlaştırayım. Bir evde büyüyen bir çocuk düşün. Anne ile baba arasında bir ilişki var şu ya da bu şekilde. Hı hı. Ama bir patolojik aşk modeli düşün. Demin anlattığın gibi ya kendini hiç eksik görmeyen ya da kendini hep eksik gören. Hı hı. İşte bir ihtiyaç modeli üzerine yapılmış bir bağımlılığı bağlılık düşün. Yani aşırı bağlılık. Şimdi çocuğun orada ilişki modeli diye ilk gördüğü şey bu olduğu için genellikle de hayat boyu hani o vardır ya paterni tekrar etmek işte güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma diye anlatırlar psikolojide. Şimdi bu şema çok öyle temel bir şema ki birine karşı bir şey hissetmeye başladığın anda otomatik devreye giriyor. Çünkü bu bilinç dışı bir mekanizma. Bizim bildiğimiz bilinç bölgeleri yönetilmiyor. Duygusal bir şey. Bu şema kökten ve kalıcı olarak değiştirilebiliyor. Yani bir insan diyelim ki sürekli böyle bir gergin, İşte habire beni terk edecek, kaybolacak, gidecek bir şeyle yorulmuş bir ilişki ortamında büyüyor. Ve bu hayat boyunca bunu tekrar ettiğini görüyorsun değişiklerde. Mesela bunu ne derece değiştirebiliyoruz ya da bunun için ne lazım? Yani onları her zaman mümkündür. Bunun için ne lazım? O mahiyetleri, o iyi ilişki mahiyetlerini taşıyan ilişkilerde olması lazım. Ben size başka bir iyi haber daha vereyim. Hep romantik ilişkileri konuşuyoruz ama benim hem şahsi gözlemlerim hem danışanlarımda gözlemlediğim çok iyi bir arkadaş ilişkisinde bile düzeliyor. Evet. Çok iyi bir komşuluk ilişkisinde. Yani insan çünkü sosyal bir canlı. İnsanı hiçbir zaman bağlamından ayrı düşünemezsiniz. O zaman ihtiyaç aslında tek. Yani sen bunu arkadaşlık ilişkinde de o örüntüyü yakalayıp sonrasında belki de hayatın boyunca hiç aşık olmamışsın ama onu o duyguyu yaşadığın için artık orayla ilgili blokaj kalktığı için arkasına bunu yaşadıktan sonra birisine aşık olabilirsin. Aynen. Gibi mi anlayayım? Aynen. Aha. Ya da sen bunu yaşamadığını biliyorsun. Bilinçli olarak bunu başka bir şeylerde arayabilirsin. Mesela arayış başlar. Tabii yani kimsesiz bir çocuğa yardım etmek gibi örnekler geliyor aklıma. Sen o bağlanmayı birine karşı kurduğunda aynen sizin dediğiniz gibi bilinç dışı ya bunlar. Onu
arayan taraf beyninde canlanmış oluyor. Aynen öyle. Ve onu arayan başka biriyle klik etme şansın artmış oluyor doğal olarak. İhtiyaç kespetmesi gerekiyor yani. Yani hiç yaşamadığın bir şey bilmezsin zaten ve ihtiyaç da hissetmezsin. Hı hı. Ama herhangi bir ilişkide o paterne sahip olduğunda artık ihtiyaç duymaya başlarsın. Evet. Hı. O zaman belki biraz da kafaları yeni olasılıkları açacak deneyimler, acık cesaretle farklı ilişki biçimleri deneyimlemek, hı hı, biraz dünyaya başka açıdan bakmak da çok iyileştirici bir şey. Tabii farklı insanlarla ilişkiye geçmek, hep aynı tip yerde olmamak ve belki bu bağı birçok şeyde yakalamak, biraz önce senin de bahsettiğin gibi, yani sadece bir romantik ilişkiye bakmamak. Bunlar level level zaten. Bak, seninle de daha önce konuşmuştuk. Şey, insan için tuhaflığı, mesela birçok biyolojik alemde biz bakıyoruz. Mesela hayvanların çiftleşmesini, üremesini, bazı işte sosyal ve gelişkin türlerde aile kurmasını engelleyen dışarıdan bile görebildiğin standart patolojik vakalar var. Yani ya hastadır, ya enfeksiyon, parazit basmıştır, bir şey olmuştur. Yani bu engelleyicidir. Ama kadın erkek birbirine ya da erkek dişi birbirine bir şekilde bulduğu zaman, çekici bulduğu zaman insan diliyle, yani öyle babam öyle ettiği de bilmem ne, yarın beni terk edecek, böyle arızalar girmiyor işin içerisine. Fakat insanda biyolojik mekanizmaları overdrive eden bir şey var ya, yani onların üzerinde etkisi olan işte o zihinsel şey, zihinsel güdüler, korkular, endişeler vesaireler. Aslında ilişkileri insan için konuşurken biz biyolojik tarafını ben senelerdir anlatıyorum. Millet de büyük bir hevesle geliyor dinliyor da evde çok işe yaramamasının sebebi o psikolojik kısım, biyolojik bilgide yok. Hocam işte o yüzden evlerimiz çok önemli. Yani biraz önce sizin dediğiniz gibi biz ilk kadın erkek ilişkisini anne babamız arasında görüyoruz. Ve orada gördüğümüz model kötüyse İşler bizim için yani bir parça daha zorlaşıyor. Ben bu arada kötü ailelerde büyümüş, hani böyle kötü ilişki kalıpları içinde büyümüş ve bizi şu anda izleyen muhtemelen arkadaşlar, yanılacak, biz ömrümüz boyunca böyle mi olacaksa, hiçbirimiz mükemmel bir yerde yetişmedik. Ve ben şuna inanıyorum, bilmiyorum ne dersin, tabii senin uzmanlık alın, ama travma basamaktır. Yani bir sıkıntı varsa geçmişte, aştığın takdirde daha üste güçlü, daha üst bir şey oluyorsun, hı hı, yani. Yani travma büyüme fırsatı. O evet, travmadan resilience kavramı var ya, şimdi güçlenerek mi çıkacaksın ya da çökecek misin? Bu biraz da insanın o travmayı nasıl dönüştürdüğüne, ne yaptığına bağlı. Böyle bakarsanız yine topu vereyim. Biyolojik olarak doğmak bile bir travma değil mi? Baş, doğum kanalından geçebiliyorsan geçtin. Geçemiyorsan geçmiş olsun. Peki. Şimdi sizler yanına alıyorlar ama. Genel olarak benim etrafımda gördüğüm boşanmış ailelerin çocukları, iyi örnekler görüyorum çok şükür. Daha çok özenler aile birliğini sürdürmekte, daha gayretliler. Belki bilemedikleri bir sürü şey var ama hakikaten aşmaya çalışıyorlar. Çünkü yokluğun ne olduğunu biliyorlar. Yani böyle de güzel çıktıları oluyor. Hı-hı. En azından o gayreti görmek bile insana her konuda umut veriyor. Aynen öyle. Ben sana bu patolojik bağlanmalar sonucunda ortaya çıkan o vakalarla ilgili en uç örnekleri sormak istiyorum. Neler geliyor sana? Hı hı. Yani kadın erkek ilişkisi üzerinden gidelim ama. Uçtan da öte, daha böyle biraz daha hani toplumun temelinde yer alan ama aslında pek bu açıdan görmediğimiz bir şeyler söylemek istersen. Mesela yani çok insan hasta olduğunu bilmez ya, psikolojik hasta olduğunu demeyelim de ona. Böyle bir sürekli tekrarlayan bir sorunu olduğunu fark etmez. Hı hı. Sanır ki hep karşıdaki yüzünden, hep kaderim yüzünden, hep bu yüzünden. Mesela o tarz şeylerde böyle tecrübene takılan, şu anda zihnine takılan bir şeyler varsa insan durumuna ilgili. Benim hani boşanmayla falan da beraber düşününce ilk aklıma çağrışan şu oldu. Boşanıyor, aynı tip ilişkide bir daha, aynı tip ilişkide bir daha. Mesela bir kadın görmüştüm. İlk kocası alkolik, İkinci kocası kumarbaz, üçüncü kocası dolandırıcı. Bağımlı. Yani bu artık kötü bir ilişki içinde olmanın bağımlısı olmuş. Bu arada orada çok da şey var. Bağımlı zihinlerin belli standart kalıpları vardır nörobilimsel olarak. Muhtemelen senin dediğin eksiğini ararken aslında yanlışlıkla aradığı şey bağımlı bir kişilik belki de, hı hı, falan filan. Yani o kendisinde bağımlı potansiyeli mi var demek? Yo, bence öyle değil. Bence bağlandığı patern o. Yani kötüye kullanılmaya o kadar alışmış ki. Çünkü alkolik kocanın olayı ne aslında? Alkol içmesi değil. Senden sürekli para tırtıklaması, eve geç gelmesi, senin ihtiyaçlarını görmemesi, seni yalnız bırakması.
seni yok sayması. Hmm. Yoksa biz kumarbazın oynadığı kumarda değiliz, bana ne yani? Hani alkolün içtiği alkolde zararı kendiler. Ha yani. Ama o kişinin kendi koyduğu yerle ilgili evet, bir şey. Evet, bu arada yani kendisini nasıl okumasını bekliyorsun bir terapist olarak? Burada zaten çok sert ve yüzleştirmeye giderseniz bu insan kaçar. O terapi odasında sizle de benzer bir ilişki kuracak. Size de yaptıklarınızı kötü olarak okuyacak, size başka şekillerde bağımlı olacak ve bunlar konuşulacak terapide, böyle böyle çözüm. Yani ve orada fark edecek yavaş yavaş. Genel olarak bütün hayatındaki ilişkilerde bu patern devam tabii ediyor. Tabii zaten biz şey diyoruz, odanın içi dış dünyanın bir minyatürü. Hmm. Sen burada ne yapıyorsan odanın içinde de terapistinle aynı şeyi tekrar ediyorsun. Ben bak size çok benzer bir hikayenin gerçek bir hayat hikayesi, isim vermeyeyim. Bir öğrencilik döneminden tanıdığım bir dostum. Tabii ki var. Şöyle, şu anda kendisi de çok ünlü bir yaşadığı yerde evlilik terapisiyle falan uğraşıyor. Bayağı da tecrübe kazanmış bu işlerden. Fakat işin başlangıcında öğrenciyken bir hocasıyla evleniyor. Daha sonra evlilik çok kötü gidiyor. Arkasından birisi de daha falan evleniyor. Ben uzaktan haberlerini alıyordum o dönem. Sonra bir gün buluştuk. Bana anlattı. İlk eşinin ve ikinci eşinin isimleri aynı. Aynı isimde insanlarla evleniyor. Tavırları tamamen birbirinin aynısı. Daha baştan ikincisinde birinciyle aynı olan şeyleri de görüyor hatta. Dedim ki peki neden aynı döngüde? Dedi babam da aynıymış. Sonra baktım diyor. Şimdi dedim ne yapıyorsun? Şimdi evlilik terapistim çok şükür işler çıkıyor. Dedim ne yapıyorsun sen hep böyle tekrar ede ede? Benim yaptıklarım başkası yapmasın diye mi? Bir analiz sürecine girmiş işte orada. Analiz sürecine girince diyor ki bir anda diyor yani gözümün önünde düşün. Yani tıp fakültesi okumuş bir insandan bahsediyoruz. Yani psikiyatrist kendisi ve bunu fark etmesi için o araçları kullanması gerekmiş. Yani öyle sokakta sıradan gezen bir insanın rahat yakalayabileceği bir örüntüden bahsetmiyoruz. Ege, işte olay bu. Tıp fakültesi de bitirsen, Allame-i Cihan da olsan, aynen, bir ayna olmadan karşında aynen kendini bravo göremiyorsun. Bravo. O yüzden okuduğunla hiçbir şey olmaz. Yine dönüyorum, insan ilişkisel bir varlık. Doktor. Karşısında kendisiyle ilişki kuracak, o ilişkiden büyüyecek, o ilişki ona ayna olacak da eksiklerini görecek, oradan büyüyecek, anca öyle oluyor. Yani bugün yine moda olan bir şey var ya, hepimizin evinde en az 10 tane, 50 tane olan da vardır. Kişisel gelişim kitabı var ve onları okuyarak bir şey olmaya çalışıyoruz. Mesela benim çok gördüğüm şey, hocam benim aslında terapiye ihtiyacım yok, ben bilmem ne atölyesine gittim, bilmem ne kadar kişisel gelişim kitabı okudum, onları yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Ama bunların hepsi bir bütün. Bunu yapıp bunu yapmadan olmuyor işte. Aynen. Kişisel gelişimin bu amca gibi sorunu oluyorsun. Mesela şimdi ben işte Değişen Beynim kitabını yazdıktan sonra çok şey geliyor geriye dönüş. Aslında bunlardan bahsediyorum. Fakat insanlar diyor ki hocam güzel anlatmışsın da ne yapacağız? Güzel kardeşim ben onları sana niye anlatıyorum? Bil ve yap diye. Ama şunu şunu yap diye 12 maddede bilmem ne koymazsan oraya, hani insanlar bu cesareti kendinde hissedemiyorlar. Benim anlattığım şeyler, aslında seninle sık sık konuştuğumuz işte burada gündeme getirdiğimiz şeylerin bilgi tarafı. Diyorum ki mesela aşık olunca şu yüzden aklını kaybediyorsun, telaşlanma. Bu normal, olması gereken bir şey. Ama insanın da bir tık şöyle bir şey var işte, kocam bana 18-20 yıl sonra da her sabah çiçekle gelsin dersen burada bir sakatlık olduğunu bilmen lazım. Bu öyle bir şey değil. Bunların biyolojik taraflarını anlatmaya çalıştığımda bir adım sonra olması gereken şey şu. Bir dakika ya, ben biyolojik olarak böyle bir şey sandım, anladım bunu. O zaman bunu beklemem normal değil. Aynı şekilde mesela senin şu biraz önce yaptığın katkıyı duyan birisi, ha demek ki bende de böyle tekrarlı bir şeyler var, dur bakalım ben bir aynayla bunu bir görmeye çalışayım. Bu kararı vermesi aslında. Ama insanlar işte formülü alıştırmışız ya maalesef. O kitapta formülü arıyor, bulamayınca da aslında aynı şey kitaplar devam ediyor. Farkındalık yaratmak, bir aynen ışık yakmak için. Ama evet, senin bir ışık kaynağı haline geçmeni yine ilişki sağlıyor. Aynen öyle. İnsan ilişkisel bir varlık. Bence böyle alta yazıyoruz, ilişkisel bir varlık. Bugünden önemli çıktısı bence yani. Çünkü her şeyi gerçekten onun üzerinde görebiliyoruz.